Merhaba çok değerli futbol severler. Bugün sahadan maçın hikayesi videosunu Esenler Stadı'nda çekeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu muazzam bir stat. İkincilik kırmızı grupta Eyüpspor'la Sivas Belediyespor maçının videosunu çekeceğiz. Sivas Belediyespor 57 puanla 5. sırada. Eyüpspor ise 37 puanla 13. sırada an itibariyle. Gerçekten müthiş bir hava. Oldukça müsait bir hava var futbol için. Fakat bu güzel havada herhalde insanlar gezmeye gitmiş olacak ki tribünler boş. Şöyle bir tribünlere doğru dönersek biz de göreceğiz tribünlerin durumunu. Maalesef tribünlerde çok fazla insan yok. Protokol tribününde 20-30 kişi var. Onun dışında fazla bir taraftar yok gibi. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz. Maç içinden videolarla devam edeceğiz. Maçın sonunda da futbolcularla ya da hocalarla görüşebilirsek sizler için onların görüşlerini alacağız. Maçın başlamasına yaklaşık 15 dakika var. 15 dakika sonra başladıktan sonra görüşmek üzere. Evet, futbolcular yavaş yavaş seremoni için sahaya çıkıyorlar. Hakemler de geldi. Maç başlayacak. Hakemin düdüğünü çalmasını bekliyoruz. Hakemleri de söylemiş olalım. Maçı Sinan Dereci yönetecek. Yardımcılıklarını Mehmet Şengül, Çağlar Mehmet Uluda ve Alparslan Şen yapacak. Evet, taraftarlar Eyüpspor stadının durumu ile ilgili tepkili tabi. Yönetime isyanda ve stadı yıkanlarla ilgili şikayetleri var. Şu anda onunla ilgili tepkilerini dile getiriyorlar. Eyüpspor Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Sivas Belediyespor'un playoff şansı var. Eyüpspor ise rahat bir durumda, orta sıralarda. Havanın güzel olmasından dolayı muhtemel maalesef pek taraftar yok. Gördüğünüz gibi şu anda İkbari'deki ilk taraftarının dışında. Tabi bunda büyük bir ihtimalle ki kesin hatta Eyüp stadının durumuyla alakalı bir durum. Eyüp'te olmadığı için maç maalesef. Eyüpspor sezon başında zaten bir süre Eyüp Olimpiyat stadında oynamıştı. Sonrasında buraya geldi. Esenler'de Büyükşehir Belediyesi stadında oynuyorlar. Büyükşehir Belediyesi'ne de bir övgüde bulunmak istiyorum müsaadenizle. Gerçekten çok güzel bir stat yapmışlar. Spora, futbola hizmet eden herkese teşekkür etmek bu oyunumuzun borcu bir anlamda. Esenler'de dakika 16 oldu. 0-0 eşitlik sürüyor. Maç ortada gidiyor. Maçın hemen başında Sivas Belediyespor Sinan Akaydın ile bir pozisyon buldu gibi. Kaleci Evren zamanında çıkarak topa sahip oldu. Sivas Belediyespor serbest vuruş kullandı. Eyüp defansı uzaklaştırdı. Şimdi atak tazeleyecek. Dakika 21, Eyüpspor korner kullanıyor. Korner kullanıldı. Defans taca gönderdi. Yine ikinci dakika. Sivas Belediyespor atağını izliyoruz. Dakika 26, Sivas golü buldu Sinan'la. Organize bir atak oldu.
sağ kanattan geçiş atan golü 9 numara Sinan Akay'dı. Yapılan ortada Sinan ceza sahasında topu önce düzeltti. Ondan sonra yerden bir vuruşta kaleci Evren'i mağlup etti. Dakika 26 oldu şimdi. Dakika 31, 1-0 üstünlüğü devam ediyor konuk ekip Sivas Belediyespor'un. Golden sonra Eyüpspor 1-2 önemli tehlike yakaladı. Bir serbest vuruş, serbest vuruşun ardından karambol oldu. Orada da yine kimse dokunamadı. Gencay bu pozisyonların başrolündeydi. Pozisyonları başlattı ama neticelenmedi. Netice itibariyle şu an skor 1-0, konuk ekibinin üstünlüğü şeklinde devam ediyor. Evet, maça gelen taraftarı takımını tezahüratlarla destekliyor. Maalesef futbol taraftarsız hiç de iyi olmuyor. Umarız Eyüp stadını bir an önce ya güçlendirirler ya yeniden yaparlar. Ama Eyüp'teki Eyüp stadının kesinlikle yeniden hayata dönmesi gerekiyor. 44 Eyüpspor sol kanatta bir serbest vuruş kullanacak. Kaptan Gencay topun başında, ceza sahası kalabalık. Hakem düdüğünü çaldı. Gencay ortayı yaptı. Arka direkte kaleci dokundu. Korner oldu. Eyüpspor korneri kullandı. Defans uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Evet, ilk devrede normal zaman bitmek üzere orta voley ama out oldu. Evet, uzatma gösterildi. Bir dakika uzatma var oyunda şimdi. ...26. dakikada Sinan'ın attığı golle konuk ekip 1-0 önde. Şimdi uzatma dakikalar oynanıyor. Faul oldu. Evet, Esenler Stadı'ndayız. Eyüpspor Sivas Belediye konuk ediyor. Kırmızı grup 31. hafta maçında. Devre arası oldu. 1-0 konuk ekip önde bitirdi ilk devreyi. Burak ve Ahmet'le beraberiz Eyüp tribünlerinden. Evet Burak, maçı devre için neler söylemek istersin? Biraz mikrofonu konuşursan sevinirim. Hatta sen tutabilir misin mikrofonu? Maç protestoyla başladı. Takımımızın oyuncuları yaklaşık 3-4 aydır bildiğim kadarıyla maaşlarını alamıyorlar. Bunun etkisi var bugünkü performansımıza ama ortada başladı gene. Ortada gitti, golü yedik. Golden sonra bir baskı kurduk ama gol gelmedi. Fakat Keçiören maçını da böyle ilk yarı 1-0 geride kapatıp 2-1 kazanmıştık. İkinci yarı birkaç değişiklik olabilir. Onlarla beraber golü bulabiliriz. Öyle düşünüyorum. Peki hocam sen neler söylemek istersin? Şöyle sen. Vallahi ben de Burak kardeşime katılıyorum. Futbolcu kardeşlerimiz elinden geleni yapıyorlar. Para pul almadan buraya kadar güzel mücadeleni sürdürdüler. İnşallah bu saatten sonra artık önümüzdeki sezona bakacağız. Her şey hakkımızda hayırlısı olsun. Düşeceğimizi çok düşünmüyorum. Alacağımız bir puanla ligde kalacağımızı umuyorum. Her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Kravatlar gider, atkılar kalır. Şampiyon Eyüp Sultan. Ben de Eyüp Lisesi mezunuyum bu arada. Ortaokul vardı eskiden, bilirsiniz. Ortaokulundan mezunum. Eyüp Lisesi'nin adı da değişiyormuş. O da ayrı bir olay. Tabii konumuzun dışında ama Şu an geri adım atıldı. Eyüp Sesi gene Eyüp Sesi olarak kalacaktır. Aynı geri adımı stat içinde atılmasını bekliyoruz. Aynen, ben de oraya gelecektim. Şimdi yani Eyüp Spor deyince Eyüp Stadı insanın aklına geliyor. İnşallah yani korktuğumuz başımıza gelmez. Eyüp Stadı'nı yıkacaklarsa da yenisini yaparlar. Yıkmayacaklarsa da yani tamir ederler inşallah. Çünkü Ranta Stadı gibi, Gazi Osman Paşa Stadı gibi. Benim düşüncem bu doğrultuda. Çünkü çok büyük bir camiayız aslında bakarsanız. Çok eski bir camiayız. 100 yıllık kulübüz. Ama bu çok büyük bir acizlik. Eyüp gibi bir ilçenin stadının olmaması, böyle deplasmanda sürmemiz çok büyük acizlik. İnşallah siyasi ranta kurban gitmeyiz. Hakkımız hayırlısı. Evet Ahmet hocam, gerçekten şu üzülüyorum yani. Şu taraftara bakınca şurada toplasak herhalde 150 kişi var. Dağınık bir şekilde duruyorlar.
Yani Eyüp stadında olsaydı maç muhtemelen yani tamamı dolmasa da çoğu dolmuştu stadın herhalde. Kesinlikle zaten insanlarda belli artık bir soğuma oldu. İlk maçlarımız Olimpiyat'ta oynadık, Esenler'de oynuyoruz şu an. Maltepe'de oynadık. Yani taraftarı aşırıca küstürdüler zaten. Yönetim ve taraftarın arası da açık oldu. Aşikar. Bakacağız artık önümüzdeki sezon için. Geliyor Mayıs ayında. Oradan sonra bir gelişmeler bekliyoruz. 100. yılımız bir dahaki sezon zaten. Önce stadın açılmasını istiyoruz. Sonra da iyi bir takım kurulmasını tabii ki. Peki çok teşekkür ederim Ahmet ve Burak. Sağ olun, başarılar diliyorum. Evet, ilk devre sona erdi. Konuk ekip Sivas Belediyespor 1-0 önde tamamladı. Şimdi Sivas tribünündeyiz. Sivas Belediyespor tribünündeyiz. Kimle evet, İbrahim'cim ilk devreyi değerlendirirsek neler söylemek istersin? Önde tamamladınız. İlk devre aynen iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk. Eyüp Spor da iyi oynadı aslında ama defans hattımızda biraz sıkıntı var. Yani ileriye çıkıyoruz, şutları çekiyoruz. Bu maçı alacağımızı düşünüyorum ben yani. Evet, ikinci yarı golü attıktan sonra 1-2 pozisyon verdiniz ama ikinci yarı değişiklik bekliyor musun? İkinci devre iyi değişiklikler bekliyoruz yani. Kulübümüzün sonuçta kadrosu geniş. Sivas Belediyespor'un kadrosu Eyüp Spor'a göre daha geniş bir kadrosu var. Rotasyonlar olacaktır yani. Maç alacağımızı düşünüyoruz. Peki İbrahim, teşekkür ederim. Önemli değil, teşekkür ederim. Sağa dönelim. Sivas! 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 Gol oldu. Sivas! Tam röportajın ardında gol. Sivas Belediyesi'nde tabii mutlu. Evet, ikinci yarı skor şimdi skoru 2-0 yaptı. Dakika 56, Sivas Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü sürüyor. Şimdi bir serbest vuruş kazandı Eyüp Spor. İkinci devreye golle başlamıştı Sivas Belediye adına. Şimdi orta geldi. Kaleci uzaklaştırdı Serkan. Eyüp Spor atağını izliyoruz şimdi. Sağ kanattan geldi. Defans uzaklaştırdı. Dakika 70 oldu. 2-0 üstünlüğü sürüyor Sivas Belediyespor'un. Eyüp Spor son 10 dakikadır baskılı oynayan taraf. Kafa, kaleci Serkan son anda kurtardı. Bravo Serkan! Eyüp Sporlu Serkan'ın kafa vuruşunu Sivas Belediyespor kalecisi Serkan müthiş kurtardı. Bu dakikalarda Eyüp Spor baskılı. Bilal ve Kubilay da oyuna dahil oldu Eyüp Spor'da. Şimdi bir kontra atak seyredeceğiz. Sol kanattan atakta Sivas Belediyespor. Orta gelirse tehlike. Tam cepheden şut ve gol oldu. 3-0 oldu şimdi. Evet, Eyüp Spor müthiş bir atakta golü bulacaktı derken gol kontra atakta Sivas Belediye'den geldi. Golü atan isim Samet. Korneri kullanacak. Korner kullanıldı. Defans uzaklaştırdı. Eyüp Spor 3-0 geride baskılı oynadığı anlar oldu ama baskı yaptığı anlarda golleriydi Eyüp Spor. İlk devre 1-0 sona ermişti. İkinci devrenin hemen başında bir gol buldular ve az önce de bir gol daha bularak skoru 3-0 yaptılar. Evet, Sivas Belediyespor şimdi penaltı atışı kullanıyor. Şut ve kaleci kurtardı Evren. Dönen top orta ve gol oldu. Eyüp Spor adına talihsiz bir an. Kaleci Evren penaltıyı kurtardı ama sonrasında yapılan ortada sağ kanatta
yapılan vuruşu engel olamadılar. Ve şimdi 83. dakikada 4-0 oldu maç. Eyüpspor 0, Sivas Belediyespor 4. Evet, maçta artık 90. dakika. Konuk ekip Sivas Belediyespor'un 4-0 üstünlüğü sürüyor. İlk devre 1-0 önde tamamladı ilk devreyi Sivas Belediyespor. Sinan Akaydın'ın attığı golle ikinci devre golle başladı. İkinci gol Azan'dan gelmişti. Üçüncü gol Samet Katanalp'ten gelmişti. Samet Katanalp bir de penaltı kaçırdı. Penaltının dönüşünde kaleci Evren penaltıyı kurtarmıştı. Sağ tarafına doğru atılan penaltı. Ondan sonrasında yapılan ortada bu defa İlker Sayan tamamlayarak onun ekibi 4-0 öne geçirdi. Şu andan itibaren uzatma dakikaları oynanıyor. 2 dakikalık bir uzatma olduğunu az önce anons ettiler. Evet, Eyüpspor tribünleriyle konuştuğumuzda futbolcuların 3 aydır maaş alamadıklarını duyduklarını söylediler. Sinan'la beraber Sinan ilk golü sen attın. Müsabakayı 4-0 kazandınız. İlk devre biraz zor oldu ama havadan galiba. Neler söyleyeceksin maçı değerlendirirsen? Ya şöyle zor oldu. Karşımıza Eyüp takım öyle kötü bir rakip değil. İlk yarı o yüzden zorlandık açmak için. Golleri bulduktan sonra zaten biz de rahatladık. Oyun iyice koptu. Ondan sonra rahat bir şekilde ikinci yarı oynamış olduk. Eyüp spor takımına başarılar dilerim bundan sonra. Biz de playoff yolunda artık emin adımlarla ilerleyeceğiz. Teşekkürler, başarılar. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, maç bitti. 4-0 konuk ekip Sivas Belediyespor kazandı. Tunay ile beraberiz. Tunay, neler söyleyeceksin? İlk devre 1-0 bitti. Biraz zor oldu gibi ama ikinci devre çözüldü. Hemen gol geldi. Evet. Neler söyleyeceksin? Ya iki attığımız an maçın biteceğini biliyorduk yani. Çünkü iyi başladık maça. Güzel pozisyonlar bulduk. İlk yarıda da bulduk. Bir iki tane atamadık. İşte çizgiden çıktı vesaire. Güzel oynadık. Hak ettik. 3 haftadır, 4 haftadır biraz kötü gidişimiz vardı. Ama bir kredimiz vardı. İlk devreden çok iyi puan toplamıştık. Ya zaten son 3 maç kaldı, inşallah playoff'a kalırız. Playoff'ta da zaten 4 takım var, %25 herkesin şansı eşit. İnşallah çıkan taraf biz oluruz playoff'tan. Başarı ederim. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Bugün de sahadan maçın hikayesi programını bitirdik. Sivas Belediyespor'u konuk etmişti Eyüpspor. Müsabaka 4-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Sinan, Ozan, Samet ve İlker attı konuk ekibin gollerini. Sahadan maçın hikayesinin bir başka bölümünde görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Bir başka maçta görüşmek üzere.